Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıntılar A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu'nda. Mert. Banuel, bizler de Ankara Adliyesi'ndeyiz. Sedat Peker hakkında bir yakalama kararı çıkarıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Tabii ki konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bir suç duyurusu vardı bilindiği üzere ve dosyada yer alan sayı numarası bunu işaret gösteriyor. Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusunda bulunmasının ardından Sedat Peker hakkında bir yakalama kararı çıkarılmış durumda. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşmış olduğu yazıda şüpheli Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda 2021-6114 değişik iş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlenmiş ifadeleri kullanıldı. Kuşkusuz oldukça önemliydi. Geride bırakmış olduğumuz dakikalarda geldi bu son dakika bilgisi de. Hatırlanacağı üzere suç örgütü elebaşı Sedat Peker yapmış olduğu açıklamalarla birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Binali Yıldırım ve birçok kişiyi hedef almıştı. Bazı iftiralarda ve iddialarda bulunmuştu. İşte bu iddiaların ardından da bilindiği üzere iftiraların ardından da birçok açıklama geldi AK Parti cephesinden de. Bu noktada tabii ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyu yargıya taşıyacağını ifade etmişti ve bir suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti. İşte bunun hemen akabinde de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin harekete geçti ve Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Önümüzdeki süreçte neler olacak hep birlikte göreceğiz. Yakinen takip ediyoruz süreci diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Banu Erdoğan.